Herkese günaydın. Perşembe günündeyiz. 2 Mayıs tarihini gösteriyor takvim yaprakları ve önemli başlıkları aktarmayı hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz elbette. Dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ydü. Memlekette neler yaşandı hepsini aktaracağız ama bugünün önemli bir gündem maddesi var. Siyasette saatler 16'ya kuruldu değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecek. Görüşmenin ana gündemi yeni anayasa çalışmaları ve terörle mücadele olacak. Özel'in görüşmeye ülke gündemini ilgilendiren başlıkların da yer aldığı bir dosyayla katılması bekleniyor. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Siyasette gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Başkan Erdoğan Özgür Özel'le bugün saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. Benimle bir görüşme talepleri oldu. Görüşmenin ana gündeminde yeni anayasa ve terörle mücadele olacak. Başkan Erdoğan'ın yenilikçi ve özgürlükçü bir anlayışa kavuşma zamanı gelmiştir. Bu konuda CHP'nin de değişime destek verebileceği düşüncesindeyim sözlerine Özel de kapıyı kapatmadı. Başkan Erdoğan, CHP lideri Özel'e yeni anayasa teklifinde bulunacak. Özel ise görüşmeye ülke gündeminde yer alan konuları içeren bir dosyayla gidecek. Özel'in dosyasında emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler gibi birçok konu başlığı olacak. Ben Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakereleri kapıyı kapamam. Dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ydü dedik. Bu anlamlı gün işçilerin ve sendikaların katılımıyla tüm yurtta kutlandı. Kutlamalara gölge düşürmek isteyenler de vardı elbette. Yasak olmasına rağmen Taksim'e çıkmak isteyen kimi gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Halaylar çekildi, birlik beraberlik mesajları verildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yılda tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bizim için 1 Mayıs şiddetin, kanın, çatışmanın değil, emeğin, emekçinin, taleplerin, beklentilerin konuşulduğu, emeğin güç birliği yaptığı en büyük dayanışma zeminidir. Taksim Meydanı'na giriş izni sadece sendikalara verildi. Cumhuriyet anıtına çelenk bırakan sendikalar peş peşe açıklamalar yaptı. Çözümlerimizi meydanlardan haykırmak için, taleplerimizi sıralamak, varsa yanlışları ortaya koymak için 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günü bizim için önemli bir gündür. İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyenler de oldu. Yasak olmasına rağmen Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Uyarıları aldırış etmeyip yürümekte ısrar edenlerle polis arasında yer yer arbede yaşandı, gözaltına alınanlar oldu. İl ve ilçe örgütlerine mesaj atarak Taksim'e yürüyeceklerini ilan eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün sabah saatlerinde Saraçhane'de sendikalarla bir araya geldi. Polis ise Taksim'e çıkan Unkapanı yolunu kapatmıştı. CHP yürümek istedi, güvenlik güçleri izin vermedi. Elbette hedef Taksim Meydanı'dır çünkü 1 Mayıs'ın sembol meydanı Taksim Meydanı'dır. Taksim çağrıları günler öncesinden başladı. 1 Mayıs sabahı soluğu Saraçhane'de aldı. Yanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Meydan emekçilerindir. Bu vakitten sonra yine sokmayız, yine yürütmeyiz. Kanunsuz emirdir. O yüzden bu yanlışa itiraz ediyoruz. 1 Mayıs'la ilgili bir hak arama buluşmasına dönüştü Saraçhane'deki buluşma. Miting yasağına rağmen istikamet Taksim dediler ama Özel'in başını çektiği CHP'li grup çabuk pes etti. Açıklamalar bitti, kalabalık Taksim'e yürümeden meydandan ayrıldı. Oysa CHP il örgütleri ve sendikalara Taksim'de buluşmak üzere davet yapılmıştı. Taksim'e özgürlük talebinin arkasındayız. Bütün örgütümüz olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkasındayız. Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan kalabalık CHP'den aldığı destekle provokasyona girişti. Zaman zaman polise saldıranlar bile oldu.
buluşma alanına gelen Özel ve İmamoğlu basın açıklaması yaptı önce. Yanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanıyor iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da olması dikkat çekti. Muhtemelen bunun da sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Bugün Taksim'e varmak isteyenler anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Özel Taksim'e yürümekte o kadar kararlıydı ki polisi bile peşin peşin uyardı. Çatışma olsun istemeyiz. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kanunsuz emirleri verenleri bir kez daha bu kararlarını gözden geçirmeye, suç işlememeye, suç işlettirmemeye davet ediyoruz. CHP'nin Saraçhane'de başlayan Taksim çıkışı yine aynı adreste son buldu. Özel ve İmamoğlu Saraçhane'den polisin kapadığı Bozdoğan kemerine doğru yürüyecekti. Ancak ikili davet ettikleri sendikaları da yarı yolda bırakarak Taksim'e yürümekten vazgeçerek alandan ayrıldı. Şimdi aktaracağımız haber 1 Mayıs'ın öteki yüzü. CHP'li Başkan Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'nde seçimden önce hiçbir işçinin ekmeğiyle oynanmayacağı sözünü vermişti. Ne var ki o söz ortada kaldı. CHP'li belediye 71 personelini işten attı. Söz namustur. Göreve geldiğinizde mevcut belediye işçilerinin durumu ne olacak? İşten çıkarmalar gelir mi? Tabii çok kritik bir soru. İşten çıkarmalar siyaseten gelmez. Seçimden önce sorulmuştu bu soru Sinem Dedetaş'a. Hiç düşünmeden cevap vermişti. Özetle göreve gelirsek işçi kıyımı yapmayacağız demişti ama öyle olmadı. Üsküdar Belediyesi'nde çalışıyordum. İşten çıkardılar. Bir sebep göstermediler. Hiçbir şey söylemediler. Sadece yukarıdan gelen bir emir dediler. Beni işten çıkarttılar. Kimi park ve bahçelerde çalışıyordu, kimi ise sosyal destekte. İşsiz kaldıklarını cep telefonlarına gelen arama ve SMS'lerle öğrendiler. İşçi bayramı, işçi bayramında biz işsiz kaldık. Çoluğum çocuğum rezil oldu yani. Sosyal destekte çalışıyordum. Sonra sokaklara verildim. Gece yarısı aradılar. Sabah müdürler çağırdı. Hiçbir şey olmadan benim işime son verildiğini söylediler. Ben bir anda şoka uğradım. Kartımızı sabah basıyorduk, akşam çıkışta geri basıyorduk çıkışta da. Bir sebep göstermediler. İşten çıkarılan 71 kişiyle birlikte aileleri de perişan. Kiram da var, 13 bin lira kiram var. Şimdi nasıl olacak ben de bilmiyorum. Seçimden önce işten çıkarılmayacak demişti. Ama çıkarıldık. Belediye personelinin cuma günü işin pes ettiğini duydular bir telefonla bana. Biz herhangi bir partiye de hizmet etmiyoruz. Yani biz halka hizmet ediyoruz. Hepsinin tek bir isteği var. O da işlerine geri dönebilmek. İşimizi istiyoruz geri efendim yani. Açıkçası işimizi istiyoruz yani. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. İşçi bayramında işsiz kaldık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Dünyadaki 1 Mayıs kutlamalarına bakacağız şimdi de. Fransa'da sokaklar karıştı. Polis eylemcilere müdahale etti. Birçok ülkede 1 Mayıs kutlamaları Filistin'e destek eylemine döndü. Binlerce kişi ellerinde Filistin bayrakları ve katil İsrail pankartlarıyla yürüyüş yaptı. Sokağa indiler, polisle çatıştılar. Fransa'nın başkenti Paris 1 Mayıs'ta bildik görüntülere sahne oldu. İşçiler işçi bayramı nedeniyle yürüyüşe geçti. Ancak bazı noktalarda tansiyon yükseldi. Polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Göz yaşartıcı gazlar atıldı. Çok sayıda kişi ters kelepçeyle gözaltına alındı. Yaralananlar oldu. İşçilerin sokağa indiği diğer bir ülke ise İngiltere. Başkent Londra'da Clerkenwell Green'de başlayan yürüyüş Trafalgar Meydanı'nda son buldu. Ve Hollanda. Başkent Amsterdam'da sendikalar ana meydanlarda toplandı. İspanya'da ise toplanma noktası başkent Madrid'ti. Kutlamalar kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Binlerce kişi kentin ana caddelerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yunanistan'da ise 1 Mayıs kutlamaları Filistin'e destek eylemine döndü. Atina'da yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da meydanlar kalabalıktı. Endonezya'da emekçiler Palembang kentinde bir araya geldi. Güney Kore'de başkent Seul başta olmak üzere ülke genelinde ondan fazla yerde gösteriler düzenlendi.
Ancak Filipinler'de 1 Mayıs sakin geçmedi. Göstericiler Başkanlık Sarayı'na ve ABD Büyükelçiliği'ne yürümek istedi. Polis de göstericiler arasında arbede yaşandı. İYİ Parti'de 7 yıldır devam eden Meral Akşener dönemi resmen sona erdi. Kongrede genel başkanlık yarışını kazanan Müsavat Dervişoğlu, genel merkezde yapılan devir teslim töreniyle görevine başladı. Dervişoğlu, İYİ Parti genel merkezinde davul zurnayla karşılandı. Ne var ki o karşılamaya tepkisi de vardı. Sadece bir koltuk devralmıyoruz. Bir ülkeyi adeta onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrak hepimizin emeği, teri olan bir bayrak. Onu benden boyu uzun zaten. Dolayısıyla daha yükseğe çıkaracağım. İYİ Parti'de devir teslim törenine bu anlar damgasını vurdu. Meral Akşener kurduğu partide 7 yıldır oturduğu koltuğu Müsavat Dervişoğlu'na devretti. Olağanüstü kurultayın ardından İYİ Parti'de Akşener dönemi resmen sona erdi. Genel merkezdeki devir teslim töreni öncesinde Akşener halefi Dervişoğlu'nu kapıda karşılamak için hazırlandı. Ama aşağı ineceğim de yağmurdan dolayı. Aşağı ineceğim. Kapıda davul ve zurnayla karşılandı Dervişoğlu. Yeni genel başkana eşi Nahide Dervişoğlu eşlik etti. Genel başkanlık makamında çaylar içildi. Sohbet renkliydi. Törenin ardından Akşener genel merkezden ayrılmak istedi ama partililer izin vermedi. İşleriniz çoktur genel başkanım, ben gidiyorum. Sayın genel başkanım, sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Genel başkan olarak girdiği partiden bir partili olarak ayrılırken soruları yanıtsız bıraktı. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan uzman çavuş Sait Toktaş, mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Acı haber, şehidin Nevşehir'de baba ocağına gece saatlerinde ulaştı. Mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı. Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde mevzilerin bulunduğu alana yıldırım düştü. Bu sırada nöbet tutan piyade uzman çavuş Sait Toktaş şehit oldu. Şehidin Nevşehir'deki ailesine acı haber askeri yetkililerce verildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için taziye mesajı yayımladı. Şehit uzman çavuş Sait Toktaş için memleketinde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine ve milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve devam ediyoruz. Binlerce öğretmen adayı nefesini tuttu. Yeni atamaların yapılacağı tarihi bekliyor. Peki atamada takvim belli mi? Sayı ne olacak? Hangi branşta kaç öğretmen atanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen soruların cevabını ATV Haber'e verdi. Çalışmalarımızı tamamladık. En kısa zamanda takvimi açıklayacağız. Öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin en çok atama yapılacak kritik branşı ATV Haber'e açıkladı. Puanları yeterli olan arkadaşlarımızın yeni KPSS'ye başvurmalarına gerek kalmayacak. 2023 puanlarıyla atamalarını yapmış olacağız. En çok ihtiyaç duyduğumuz alan özel eğitim öğretmenlerimiz. O alanda oransal olarak çok fazla ihtiyacımız var. Kamuoyunun görüşlerinin alındığı Türkiye Yüzyılı Marif modeli ile müfredat sadeleşecek. Peki yeni müfredatla birlikte ders sayısı ve süresi de değişecek mi? Eğitim süresi mesela 5 gün şu an. Bunlarla bir değişiklik yapılır mı? Hayır, onlarla ilgili değil. Tamamen derslerimizin daha verimli, tanımlanan süre içerisinde sunulabilecek hale getirmek açısından derslerin içerikleriyle ilgili seyretme. Dolayısıyla haftalık ders saatlerinde veya yıllık çalışma saatlerinde bir azalma veyahut da bu anlamda öğretmenlerimizin norm fazlası olması durumunda bir değişiklik söz konusu olmayacak. Yeni müfredatta tatil sürelerinin kısalacağı iddialarına da nokta koydu Bakan Tekin. Tatil ya da işte ara tatillerle ilgili bütün bunlar
üretiliyor bir yerden. Bizim öyle bir çalışmamız şu anda yok. Tatil sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili çocuklarımız endişe etmesinler. 35 bin Filistinlinin göz göre göre ölümünün tek bir sorumlusu var aslında. Koltuğunu kaybetmemek için her şeyi göze alan Gazze kasabı. Ateşkesin önündeki tek engel olan Netanyahu, şimdi de dünyadaki iyi insanlara bir çağrıda bulundu ve Lahey'in vereceği olası tutuklama kararına karşı çıkmalarını istedi. Yanında gerçekten iyi birini bulabilir mi? Bunu zaman gösterecek ama Ankara yönetimi nerede durduğunu net bir adımla bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olacak. Gazze'ye destek eylemleri artıyor. Polis şiddeti ve gözaltılar üniversite gösterilerine damga vuruyor. Kolombiya Üniversitesi olayların çıkış noktasıydı. En sert müdahale yine orada yansıdı kameralara. Üniversite yönetiminin çağrısıyla kampüse baskın yapar gibi giren polis öğrenci grubunu dağıtmak için şiddete başvurdu. Gözaltılara ters kelepçe eşlik etti. Kaliforniya Üniversitesi'nde İsrail destekçileri Gazze yanlısı öğrencilerin kamp alanını bastı. Çadırları kaldırma girişimi tansiyonu yükseltti. Göstericiler ve güvenlik güçleri birbirine girdi. Gözaltına alınan öğrenci sayısının 1000'i aştığı biliniyor. Saldırıların sürdüğü Gazze'de ise ateşkes umudunu Netanyahu'nun çıkışı söndürdü. Gıdaya ulaşmanın başlı başına bir sınav olduğu Refah için anlaşma olsa da olmasa da operasyon olacak diyen Gazze kasabı, Washington'dan gelen tutuklama kararı uygulanamaz açıklamasıyla daha da saldırganlaşabilir. İsrail devleti tüm iyi insanlara Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hükümet yetkililerini savaş suçlusu ilan etme kararını reddetmeye çağırıyor. Netanyahu savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya, Biden da Refah operasyonuna karşı. Bir Musevi olarak buradayım sözleriyle tepki çeken Amerikan Dışişleri Bakanı şimdi bir kez daha İsrail'de. Son Orta Doğu turunun barışa aracı olup olmayacağı ise yine belirsiz. Zira Hamas, Mısır ve Katar'dan Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine koşulsuz dönüşü için açıklama istedi. Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Ankara yönetimi de bu kritik süreçte artık Lahey'deki soykırım davasına müdahil. Ve yeniden memlekete dönelim değerli izleyenler. Ne yazık ki bir başkente yakışmayacak görüntüleri aktaracağız. Ankara'da bastıran sağanak yüzünden evleri, iş yerlerini, dükkanları su bastı. Üstelik günler öncesinden peş peşe yapılan uyarılara rağmen. Caddeler dere yatağına döndü, araçlar suya gömüldü. Arkadaşımız Saadettin Ali Usta o dakikalarda sahadaydı. Kaldığı öğrenci yurduna ulaşmak isterken boğulma tehlikesi geçiren bir genç kız arkadaşımızın objektifine yansıdı. Bilen varsa yardım etsin. Yeniyorlar zaten. Köprünün altında mı kalmış? Aynen. Diyor düştü. Oğlum boğuluyor mu? Yüzmeyi de bilmiyormuş. Boğuluyormuş. Abla tutuyoruz. ATV haber kamerasına yansıyan görüntüler ne bir gölden ne de nehirden. Burası Ankara'nın göbeğindeki bir alt geçit. Boğulma tehlikesi geçirense kaldığı öğrenci yurduna ulaşmaya çalışan bir genç kız. Karşı tarafa geçmeye çalışıyorlarmış. Akşam saatlerinde bastıran kuvvetli sağanak başkenti vurdu. Yollar dakikalar içinde göle döndü. Sokaklarda selle mücadele başladı. Karşıya geçmek isterken alt geçitte biriken suya düşüp çırpınmaya başlayan genç kızı ise şans eseri kuryeler kurtardı. Abla tutuyoruz, dur! Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen başkent sele teslim oldu. Şu hale bak ya. Bak bak. Yollar çöktü, rögarlar taştı, araçlar yolda, toplu taşımayı kullanan başkentliler otobüste, metroda mahsur kaldı. Geri git ya. Kaptan bir çözüm bu, su yükseliyor bak. Tabii geri git, geri.
bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Burada yaşayan var. 2-3 tane vidoncör gelip de buranın çekmesini istiyoruz. Kendimizi merdiven attık, kapı patladı komple. Altyapı eksikliği sebebiyle dükkanları su içinde kalan esnafın hedefinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi vardı. Rezalet yani. Hala 2 saat sonra geleceğiz bir diyorlar. Tane Mansur Yavaş ne yapıyor acaba? Yok. Çok merak ediyoruz. Oturuyor koltuğunda rahat rahat. Gel şimdi baksın buralara. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yağış miktarını gerekçe gösterecek bir paylaşım yapmakla yetindi. Akıllara ise 2017 yılında Ankara'daki altyapı eksikliğine tepki gösterdiği ve durakta mahsur kalan Ankaralıların fotoğrafını eklediği paylaşımı geldi. Sizler 2 saattir burada çalışıyorsunuz ama Büyükşehir halen yok. Başkentte yaşanan su baskınlarının verdiği hasar günü ağarınca ortaya çıktı. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. İşte o iş yerlerinden birindeyiz. Burası bir tekstil atölyesi. Buradaki bütün kıyafetler su içinde. Çünkü burası komple baştan yukarı suydu akşam. Burası da Demet Evler'de bir mobilya mağazası. Buradaki su çekilmişti ama hala yerde suyu görmemiz mümkün. Tavana kadar ulaşmıştı suyun yüksekliği akşamki yağmurda. Buradaki mobilyalar da kullanılamaz hale geldi. Belediyeye defalarca başvurmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. Sadece bize dönüp mazgalları temizledik, yapacak başka hiçbir şeyimiz yok dendi. Lalegül Kavşağı'nda da yol çöktü, bir otomobil işte bu çukura saplandı. Ekipler aracı kurtardı. Çukurun üzeri bu şekilde örtüldü ve dubalarla önlem alındı. Çakıl toprak döküyorlar buraya, üstüne asfaltı çekiyorlar, gidiyorlar. Şiddetli bir yağmurdan sonra yine altındaki toprak kayboluyor. Ve bu yol maalesef çukura dönüşüyor, çöküyor. Metro istasyonlarını da su bastı ve sabah işe gitmek için metroyu kullanmak isteyen Ankaralılar zor anlar yaşadı. Çünkü bazı istasyonlarda seferler durdurulmuştu. Ulaşım otobüslerle sağlanmak istendi ama seferler yetersiz kaldı. Endonezya'daki Ruang Yanardağ bir kez daha patladı. Alevler yerleşim yerlerine kadar sıçradı. 12 bin kişi için tahliye emri verildi. Bölgedeki 7 havalimanı kapatıldı. Yetkililer tsunami uyarısı yaptı. Yanardağ patladı. Lav evlere kadar ulaştı. Görüntüler Endonezya'dan. Ruang Yanardağ harekete geçti. Krateri aydınlatan şimşekler çaktı. Lav yerleşim yerlerine ilerledi. Bölgede yaşayan 12 binden fazla kişi tahliye edildi. Evlerin bahçesine kadar gelen lav hem hasara hem de büyük bir korkuya neden oldu. Yetkililer tehlikenin halen devam ettiğini açıkladı. Büyük ölçüde volkanik malzemenin okyanusa dökülmesi nedeniyle tsunami'nin tetiklenebileceği konusunda uyarı yapıldı. 2 Mayıs Perşembe gününde kahvaltı haberleri devam ediyor değerli izleyenler. Bugün gazeteler ön sayfalarına hangi başlıkları taşıdı? Manşetlerinde neler var sizlerle birlikte bakacağız. Sabah gazetesinin manşetinde "Seni unutmadık canım kardeşim" başlığını görüyoruz. Ayrıntıları aktaralım. Ağrı'dan Hatay'a gönül köprüsü. Ağrılı minik öğrencilerin toplayıp gönderdiği binlerce kitap ve oyuncak, Hataylı depremzede çocukların yüreklerini ısıttı. Yalnız değilsiniz, yürek ısıtan dayanışma alt başlıklarını görüyoruz. Ve güzel fotoğraflarla, neşeli fotoğraflarla manşet desteklendi bugün Sabah gazetesinde. Ağrı'dan tırla gelen oyuncak ve kitaplar depremzede öğrencileri sevindirdi. Hataylı minikler oyuncak ve kitaplar için Ağrılı kardeşlerine kucak dolusu gülücük gönderdi. İşte fotoğrafların anlattığı da buydu. Gelelim sol köşeye şimdi. Masada yeni anayasa olacak başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün CHP lideri Özgür Özel'le saatler 16'yı gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek değerli izleyenler. Ve masada yeni anayasanın olacağını Sabah gazetesi aktarmış. Hemen altına geçelim. Halaylarla, horonlarla 1 Mayıs coşkusu başlığını görüyoruz. Düne ilişkin fotoğraflarla memleketin birçok yerinden haber destekleniyor. İstanbul'da marjinal sol gruplar polise taş ve sopalarla saldırarak bayrama gölge düşürdü. Bursa ve Erzurum'da 13 sendika başkanı dayanışma görüntüleri verdi. Dağcılar 1 Mayıs'ı Ağrı Dağı'nın zirvesinde kutladı. Diyarbakır'da sendikalar İsrail'i protesto etti notu düşürüyor. Geçelim tabana, tabandan bir diğer başlığa. Başkent sele teslim oldu dedik. Biraz önce görüntüleri aktarmıştık. Yazılı basında da görüyoruz ayrıntıları. Hemen yanında Gazze'de insanlık büyük sınav veriyor başlığı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım suçlaması ile ilgili davada Türkiye'nin müdahil olacağını açıkladı. Gelelim şimdi Hürriyet'e. Hürriyet gazetesinin manşeti bugün ön sayfa, neredeyse ön sayfanın yarısı bu başlığa ayrılmış. Bozdoğan barikatı, büyük bir fotoğrafı görüyoruz. İstanbul'da 217 kişi gözaltına alındı notu var. 1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye genelinde olaysız kutlandı. En hareketli görüntüler İstanbul'da yaşandı. Taksim'e yürümek için Saraçhane'de CHP'lilerle sendikalar Bozdoğan kemerinin altında barikat oluşturan polisleri aşamayınca dağıldı. İstanbul polisi en sıkı önlemi Saraçhane'deki tarihi Bozdoğan kemerinin altında aldı. Yan yana dizilen yüzlerce kalkanlı polis seyyar bariyer ve tomalarla Saraçhane'den Taksim'e çıkış yolu kapatıldı. Polis duvarını kimse aşamadı notuyla birlikte manşeti Hürriyet gazetesinde görüyoruz değerli izleyenler. Tüm gazetelerde olduğu gibi Hürriyet de bugünkü önemli buluşmaya yer verdi. Sağ köşede görüyoruz iki liderin kritik randevusu bugün deniyor. Ve bir notta Danıştay Başkanı'nı Çankaya'da kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan dün. Onunla ilgili bir fotoğrafta, o görüşmeye ait bir fotoğrafla da desteklendi haber. Tabandan bir diğer başlık noktalayacağız. Soykırım davasına müdahil olacağız dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Sabah gazetesinden aktardık, haberlerimizde verdik ve Hürriyet'te de başlığını görmüş olduk. Gelelim Milliyet'e şimdi. Milliyet gazetesinin manşeti düne ilişkin elbette 1 Mayıs'tan manzaralar. Türkiye 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü meydanlarda kutladı. Yurt genelinde sakinlik hakimdi. İstanbul'da Taksim'e yürümek isteyenlerle polis arasında gerginlik yaşandı. İzmir ve Niğde'den fotoğraflarla ve İstanbul'dan Saraçhane'den fotoğraflarla manşet desteklendi bugün Milliyet gazetesinde. Sol köşeye geçelim. AK Parti'de önce kamp sonra kongre başlığını görüyoruz. Ayrıntıları ise şöyle. AK Parti MYK'da ay sonunda milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılacağı bir istişare kampının yapılması, ardından da olağan kongre sürecinin başlatılması planlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımında yapacağı değişiklik için bulanık suda balık avlamak istemiyoruz. Kimseyi kırmadan, incitmeden cerrah titizliğiyle çalışacağız dediği öğrenildi. Ayşegül Kahvecioğlu'nun özel haberi olarak Milliyet'te görüyoruz bugün ön sayfada. Devam edelim hemen sol alt köşeyle. İYİ Parti'de dün devir teslim töreni gerçekleşti değerli izleyenler. İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener yeni genel başkanla devir teslim yaptı. O ana ilişkin detaylar paylaşıldı Milliyet gazetesinde de. Tabandan bir başlık, ateşkes baskısı tüm gazetelerde yerini buldu ve Milliyet'te de bu ayrıntıyı görüyoruz elbette. Üniversitede sert müdahale başlığı da hemen yanında. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar sürerken Kolombiya Üniversitesi'nde öğrenciler işgal ettikleri binadan polis zoruyla çıkarıldı. 282 kişi gözaltına alındı notu paylaşılıyor. Şimdi geçelim hayatın içinden başlıklara. Milliyet gazetesinin sağ köşesinde görüyoruz önemli. Çocuğa telefon yasağı başlığını görüyoruz. Hemen kısaca bakalım o habere. Fransa'da devlet için hazırlanan raporda çocukların 13 yaşına kadar akıllı telefon kullanmasına izin verilmemesi, 18 yaşına kadar da Instagram, TikTok, Snapchat gibi sosyal medya ağlarına erişimin yasaklanması istenmiş. Konuyla ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde neler olur göreceğiz elbette. Yazılı basın bu ayrıntıları gördü. Son başlık sürmanşette sağ üst köşede. Hamsi sıskalaştı, kota geliyor. Detaylarına bakalım sizlerle birlikte. Son yıllarda miktarı azalan, boyu küçülen ve sıskalaşan hamsiyi gelecek nesillere aktarmak için Tarım Bakanlığı ile balıkçılar harekete geçti. Sürdürülebilirliğin ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla hamsi avına kota getirilmesine yönelik çalışmalara başlandı. Meltem Güneş'in özel haberi iç sayfalarda çok daha fazlası var diyelim. Ve böylelikle 2 Mayıs gününde yazılı basını noktalayalım değerli izleyenler. Kahvaltı haberlerine sıradaki başlığımızla devam edeceğiz şimdi. Mekanlar sıra dışı uygulamalarında gerçekten sınır tanımıyor artık. İşler iyice çığırından çıktı desek yeridir. Fahiş fiyat ve servis ücreti kurnazlığının yanı sıra şimdi buna bir de kredi kartı fırsatçılığı eklendi. Nakit değil, kartla ödeme yapıldığında bakın fiyat farkı nasıl değişiyor. Yemek yediniz, kredi kartıyla ödemede farklı bir rakam geldi, nakitte farklı bir rakam geldi. Kabul eder misiniz? Öyle bir şey olamaz ki.
Yani kredi kartı farklı, nakit farklı olmaz. Çok gereksiz, saçma bir şey olmuş yani. Sosyal medyada paylaşılan işte bu fiş çok konuşuldu. Tepkinin nedeni ise nakit ödemede ayrı, kredi kartıyla ödemede müşteriden farklı fiyat istenmesi. Doğru bulmuyorum. Çünkü zaten banka nobeleri alıyorlar. Fahiş yemek fiyatları ve hesaba eklenen %10'luk servis ücreti dışında bugünün tartışma konusu hesaba yansıtılan %8'lik fark. Restorana geldiniz, yemek yediniz. Hesabı istediğinizde size iki farklı hesap getiriliyor. Kredi kartıyla hesabı öderseniz farklı bir rakam, nakit öderseniz de farklı bir rakam müşteriye sunuluyor. Sıkıntı, büyük sıkıntı. Yine vatandaşın cebine yansıyacak. Restoranda kesilen bu fişte nakit ödemede müşteriye 2270 liralık hesap geldi. Ama sıra kredi kartıyla ödemeye geldiğinde hesaba 181 lira daha ilave rakam eklendi. Kartla ödemede %8'lik ilave ücret hesaba yansıtıldı. Esnafsınız, nasıl buluyorsunuz kredi kartına artı %8'lik bu ilave ücreti? Bence uygun değil. Zaten şu anda alışverişlerin %80'ine yakını kredi kartıyla oluyor. Marketlerde de yapıyorlar artık. Sadece yemeklerde değil. Yani mesela bakkala gidiyorsun, kartla diyor ödeme yaparsan diyor 3 lira 4 lira diyor komisyon istiyoruz diyor. Neredeyse bütün alışverişleri kredi kartıyla yapar olduk. Öyle ki 10 liralık suyu da kredi kartıyla alıyoruz. 100 liralık alışverişte de yine kredi kartı kullanıyoruz. İşte esnafın da bu noktada bankaların kestiği yüksek komisyonla ilgili talepleri var. Bankalardan kesinti olduğu için hem bizden hem de iş yerinden yüklü miktarda kesinti oluyor ve o para döne döne yok oluyor. Uzmanlara göre kredi kartı ödemelerinde müşteriden alınan ilave ek ücret yasal değil. Tüketici denetim istiyor. Esnafa gelince onlar da bankaların aldığı yüksek komisyondan müzdarip yetkililerden yardım bekliyor. Saçma, bence değişmesi lazım. Yetkililerin bir el atması lazım. Vereyim mi fayda? İlk bölümü noktalayalım. İkinci bölümde buluşalım. Yeni başlıklar var. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. Kahvaltı haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor değerli izleyenler. Öncelikli olarak hayatın içinden başlıklara bakacağız ve Şanlıurfa ile başlayacağız. Ekipler kaçak elektrik kullanımına yönelik denetimdeydi. Drone kullanılan denetimde boş araziye gizlenmiş 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek seviyede trafo bulundu. Kaçak tüketimle mücadele sürüyor. Tespit edilen 351 adet kayıt dışı elektrik trafosuna el konuldu. Dicle Elektrik jandarma desteğiyle Şanlıurfa'da drone'la arazileri denetledi. 53.500 kW elektrik üreten kaçak trafo tespit edildi. Üretilen kaçak elektrik 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek seviyedeydi. Kabaca bir hesaplamayla trafoların ürettiği enerji saatte 75 bin liraya denk geliyor. 351 adet kaçak trafo tek tek yerlerinden söküldü, hepsine el konuldu. Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil girdiği bina otoparkının korkuluklarını kırdı. Tarifi zor ama binanın 3. katına çarparak zemine çakıldı. Çankaya ilçesinde yaşandı ilginç kaza. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir binanın otoparkına girdi. Aracına olan hakimiyetini kaybedince korkulukları kırdı. Otoparkla aynı seviyedeki binanın 3. katına çarparak yere çakıldı. Otomobilin çarptığı dairenin duvarı yıkıldı ve araç hurdaya döndü. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İyi ki oraya girmemiş. Sıfır araç satın aldığımızda genelde kusursuzluğundan şüphe duymadığımız için ekspere gitme ihtiyacı duymayız. Son dönemde bazı galerilerden araba alanlar da öyle yaptı. Ancak büyük şok yaşadılar. Çünkü sıfır araçlarda boyalı, hasarlı ve değişen parçalar ortaya çıktı. Aracı bayiden çıkarttığınız zaman ekspertiz yaptırmanız şart.
Tüketici diyor ben sıfır aldım bu aracı, boya olamaz. İnanması güç ama oluyor. Hatta sadece boyayla kalmıyor. Sıfır diye satın alınan araçta hasar görmüş değişen parçalar bile olabiliyor. Fabrikasyon olarak söktek olabiliyor. Bu da fabrikada banta girirken kapılar üzerinde olmuyor. Kapıları sonradan üzerine takıldığı için ayar olabiliyor bu araçlarda. Çamurluğu eziliyor, kapısı eziliyor. Tırdan inerken kapı çiziliyor. Söyleyerek satarsa problem yok. Servisine götürdük, incelediler. Fabrikasyon sol tarafta boya atılmış. Tüketicinin de o an haberi oldu. Aradan 2 yıl geçmiş. Araçlar deniz yolu ve tırlarla taşınırken zarar görebiliyor. Asıl mesele ise sıfır araçlara yapılan kamufle işleminin müşteriden gizlenmesi. Sıfır araç alıyorsunuz, doğal olarak kusursuz olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu düşünmekte haklısınız ama bir bakıyorsunuz boyalı çıkıyor. Bir bakıyorsunuz değişini çıkıyor. Bir bakıyorsunuz sök takı çıkıyor. Aslında bunlar sıfır araçta mümkün değil ama oluyor. Nasıl oluyor? İşte orada tam da kötü niyet devreye giriyor. Arabayı sıfır alırken arabada herhangi bir şey söylenilmedi. Alıcı arabayı aldı. Sonradan belli oldu. Bunu aslında müşteriye orada almadan önce belirtmeleri lazım. Sıfır araç alanlar kusursuzluğuna güvenip haliyle ekspertiz yaptırmıyor. Ama bir sebeple yolu düşenler hiç beklemedikleri sonuçlarla karşılaşabiliyor. Aldıkları araba değer kaybına uğrayan ve bu şekilde mağdur olanların sayısı son dönemde hayli fazla. Elektroniksel arızalar çıkıyor. Bunlar alıcıya söylenmiyor. Söylenmiyor. Söylenmediği takdirde de tüketici için bir hayal kırıklığı oluyor. Peki böyle bir durumda fatura kime kesilmeli? Tüketici satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını talep etme, imkan varsa satılanın ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Küçük görünen işitme kaybı aslında daha farklı ve büyük sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyor. Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Günümüzde genç yaşlı demeden herkesin genel sağlık sorunu haline gelen işitme rahatsızlığı tedavi edilmezse demans ve Alzheimer hastalıklarına yol açabilir. Peki böylesi bir riske karşı ne yapmak gerekiyor? Cevabını haberimizde bakalım. İşitme kaybı bildiğimiz gibi 5 duyu organımızdan en önemlilerden bir tanesi. Bu bizi dünyaya bağlayan bir sistem ve bu sistem çöktüğü zaman, herhangi bir hasar gördüğü zaman zihinsel, biyolojik, davranışsal birçok alanda değişim meydana geliyor. İşitme kaybı Alzheimer'a ve demans hastalığına davetiye çıkarıyor. Neticesinde örnek olarak şuna dünyada hızla yayılan demans hastalığı ya da demans sendromu dediğimiz olay tamamen işitme ile alakalı değil ama işitme kaybı bunun başlıca bir nedenidir. İşitme kaybı ile gelen risk öylesine yüksek ki hafif işitme kaybı bir kişide var ise normal işitenlerden iki kat daha fazla demans riski altındadır. Eğer orta dereceli bir işitme kaybı var ise 3 kat daha risk altındadır. Eğer ileri derecede işitme kaybı var ise 5 kat daha fazla risk altındadır. Aslında işitme kaybı yaşayıp yaşamadığımızı anlamak oldukça kolay. İşitme kaybı tabii ki birçok belirtisi var. Başta iletişimsizlik, sesi az işitmek, diyalog zorluğu, karşıdaki insana ses tekrar etmek gibi sorunları bulunmaktadır. Peki işitme kaybı yaşamamak için nelere dikkat edilmeli? Ev ortamı 50-55 desibeldir. Sakin ortamlar 35 desibeldir. Yatak odalarımız 35 desibeli aşmaması lazım. Ani pik noktaları bile bizi rahatsız edebilir. Toplum olarak işitmeye değer vermemiz gerekiyor. İşitme sağlığımıza değer vermemiz lazım. İşitme kaybı bir sağlık sorunun başı olabilir, başka hastalıkları tetikleyebilir. Genel sağlığımıza önem vermemiz lazım. Düğünlerin, nikah törenlerinin vazgeçilmez bir parçası takı takma merasimi malum. Öyle ki bazıları için çok büyük önem taşıyor. Hatta kim ne takmış diyerek sayfalarca not alan bile var. Yeni bir uygulama çıktı bununla ilgili. Adı Takı Takip. Biz de yeni uygulamayı merak edenler için araştırdık. İzleyelim.
defter tutuyorlar. İşte 50 lira verdi, 100 lira verdi, altın verdi. Takarım ben. Peki yazar mısınız bir yere? Yazarım. Neden? Kimsenin hakkı geçmesin bana. Düğün takılarında kim kime ne taktı diye sayfa sayfa not alma derdi bitti. Evleneceksiniz, size takılacak. Evet. Peki size takılan takıları bir yere yazar mısınız? Yazarım. Neden? Hesabı tutmak için. O bize taktıysa ben de takarım yani. Bence güzel. Kullanırım bu arada. Yazılım mühendisi bir genç takı takip uygulamasını geliştirdi. Şehrimizde sürekli düğünlerde böyle gördüğüm için oradan etkilendim. Teyzeler artık daha rahat bir kullanıma geçtiler. Çok güzel bir şey. Kullanır mısınız? Kullanmak lazım. Düğünlerde takılan altınlar, paralar kimisi için onur şeref meselesi haline gelir. Öyle ki defterlere notlar alınır, düğün klipleri başa sarıp sarıp izlenir. İşte takıları yakadan çok kafaya takanlar için Çorumlu bir mühendis yepyeni bir uygulama geliştirdi. Öyle ki bu uygulama üzerinden artık size takılan altınları da sizin taktığınız altınları da takip edebileceksiniz. Bazıları altını çok kafaya takıyorlar. Bana şunu takmıştı, ben de onun aynısını takayım diye düşünüyorlar. Kadının birisi geldi benim yakamdan tuttu. Ben sen altın taktın. Aa! Niye sen bana takmadın deyip. Gerçekten. Gerçekten. Geldi başıma geldi. Ya. Demek ki o da bu uygulamayı kullandı. Ben çocuğuma işte şu taktım ben sizin diye. Bunu takacaksınız diye söyleyenler var. Hatta yakın akrabaların oluyor yani. 28 yaşındaki mühendis Ahmet Fatih Çenesiz'in geliştirdiği uygulama kiminin ilgisini çekti, kimi de pek kafaya takmam dedi. Şu an size takılan ya da sizin karşı tarafa taktığınız takıları isim şeklinde kaydedebiliyorsunuz. Gram altın, Türk lirası, dolar, bilezik şeklinde ayar, kırat, o şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Ben yazmam ama. Kim yazar? Büyükler yazar. Bilmem lazım onu. Yani bana takılanı ben de karşıya vermem. Ben yazmışım buraya. Ben kameramanım Mehmet Şahin'e yarım altın takmışım. O gelmiş bana gram altın. Yani mesela. Ama herkesin şeyince, evet. Gücünce. Genç mühendis güncel altın kurunun görülebildiği uygulamayı daha da geliştirmek için çalışıyor. 40'lar 50'de Çayırdere Barajı'nda avlanan amatör balıkçının oltasına 1 metre uzunluğunda turna balığı takıldı. Balığı kıyıya çektiği o anlarda kameralarda kayıttaydı. Aldım. Gel bebeğim. Sen nesin be? Yorul artık. İkisi de inatçıydı. Ne o ne de balık yorulmak bildi. Uzun uğraşlar sonucu tuttuğu 1 metrelik turnayı kıyıya çekmeyi başardı. Rekorum geliyor. Oh. Burası 40'lar 50'deki Çayırdere Barajı. Çok uzakta. Samet Baycan'ın ya nasip diye attığı oltasına dev turna balığı takıldı. Koçum sen nesin öyle? Eyvah. Eyvah eyvah. Balığı çekmek hiç de kolay değildi ama pes etmedi. Gel bebeğim. Yorul artık. Balığı kıyıya çeken genç adam gözlerine inanamadı. Yakaladığı 1 metrelik turnayla böyle poz verdi. GoPro kayıtlı ol lütfen. Bu seneki rekorum 100 santim şu an. Rizelilerin en büyük sevdalarından biri atmaca kuşu. Kültür yıllardır dededen toruna yaşatılıyor. Her yılın belirli dönemlerinde özel ağ ve düzenekler kurarak ağaç dalları ve yapraklarla kamufle olan Rizeliler yakaladıkları atmacalara gözü gibi bakıyor. Sonra da tekrar doğaya salıyorlar. Peki neden bu kadar önemli atmacalar? Gelin Rizelilerin ağzından dinleyelim. Atmaca bizim için evlat. Atmaca bizim için bir yaşam tarzı. Keskin bakışları, hızı ve yırtıcılığı onları tutku haline getirdi. Yani bunun gibi atmaca için yakılan ağıtlar çok fazla. Bir aşk bu, yıllardan beri devam eden bir aşk. Bir yelesi pazardan siz alır ardeşeni. Bir yelesi pazardan siz alır ardeşeni. Siz serun arasından yuturdum atmacamı. Oy senin gözlerine kara yazılerine. Atmaca denilince akla tabii ki Rize geliyor. Rizeliler içinse atmaca bir yaşam tarzı, yaşam biçimi ve onlar için olmazsa olmazları. Rize girişimizden tutun çıkışa kadar heykelleri, türküleri, destanları olan
bir başka bir varlık belki de Türkiye genelinde yoktur. Atmaca bizim için, Rizeli için gerçekten çok önemli bir vurgu. Bıldırcın avlamak için eğitilen atmacalara tutkuyla bağlanıp evcil hayvan muamelesi yapıyorlar. Evlat gibi bakıyoruz buna. Çok değer verdiğimiz bir kuş. Yani hani evcil hayvan demiyorum ama yırtıcı bir kuşu ele aldığın zaman bu kadar uysallaşabilir mi? İşte atmaca bunu başarabiliyor. 100 yıllık tarihi bulunan atmaca Rizeliler için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ve bir atmacayı yakalamak için dağlarda belki de günlerce, aylarca bekliyorlar. Hep aynı yolu izler. Aynı yolu izler. Hep yüzyıllardır aynı yoldan geçer. Öncelikle geliriz. Şu çerge dediğimiz atmaca bizi görmesin diye saklanacağımız yeri yaparız. Burası bizim artık 3 ay evimiz olur. 3 ay bu evde yaşarız. Gece sabah 5'te kalkarız. Akşam güneş batıncaya kadar karşıya bakarız ki atmaca gelecek mi gelmeyecek mi diye bunu izleriz. Ondan sonra ağımızı koyarız. Ağ çok önemli. Hem atmacanın zarar görmemesi için hem de gelen atmacayı kaçırmamak için çok hassas bir şekilde bu ağımızı kurarız. Bir atmacayı yakalamak inanın böyle hayal kuramayacağın şekilde. Yani sabahleyin 5'te gidersin dağın başına tepeye. Saatlerce beklersin. Ne zaman geleceği belli değil. Hangi gün geleceği belli değil. Hangi saatte geleceği belli değil. Sabırla beklersin. Bir de gelip de acaba elindeki kuşu beğenip sana geleceği de belli değil. Öyle bir meraklı bir iş bu. Yani bunu anlatmak, yaşamadan mümkün değil bunu anlatmak. Rizeliler yemeyip yediriyor, gözleri gibi bakıyor onlara. Biliyorlar ki atmacayı avlıyorlar. Biz aslında besliyoruz atmacayı. Yani bunu beslemek için elimizden gelen her türlü şeyi yapıyoruz. İşte düşün bugün de 300 gram et yer. Her gün 300 gram et veriyoruz. Atmaca ok çok iyi lan yazılı kadar. Tuti bana kener ecana gofti ora oy senin gözlerine kara yazın. Burada öyle bir kültür var. Bir süre besleyip tekrar doğaya da salıyor. Evet, bizim sezon sonunda 3 ayın sonunda atmacayı milli parklarla birlikte belli bir gün belirliyoruz. Rize'nin her il bir ilçesinde topluca atmacaları doğaya salıyoruz. Siyasette saatler bugün 16'ya kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecek. Görüşmenin ana gündemi yeni anayasa çalışmaları ve terörle mücadele olacak. Özel'in görüşmeye ülke gündemini meşgul eden başlıkların yer aldığı bir dosyayla katılması bekleniyor. Siyasette gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Başkan Erdoğan Özgür Özel'le bugün saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. Benimle bir görüşme talepleri oldu. Görüşmenin ana gündeminde yeni anayasa ve terörle mücadele olacak. Başkan Erdoğan'ın yenilikçi ve özgürlükçü bir anlayışa kavuşma zamanı gelmiştir. Bu konuda CHP'nin de değişime destek verebileceği düşüncesindeyim sözlerine Özel de kapıyı kapatmadı. Başkan Erdoğan, CHP lideri Özel'e yeni anayasa teklifinde bulunacak. Özel ise görüşmeye ülke gündeminde yer alan konuları içeren bir dosyayla gidecek. Özel'in dosyasında emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler gibi birçok konu başlığı olacak. Ben Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıyı kapamam. İl ve ilçe örgütlerine mesaj atarak Taksim'e yürüyeceklerini ilan eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün sabah saatlerinde Saraçhane'de sendikalarla bir araya geldi. Polis ise Taksim'e çıkan Unkapanı yolunu kapatmıştı. CHP yürümek istedi, güvenlik güçleri izin vermedi. Elbette hedef Taksim Meydanı'dır çünkü 1 Mayıs'ın sembol meydanı Taksim Meydanı'dır. Taksim çağrıları günler öncesinden başladı. 1 Mayıs sabahı soluğu Saraçhane'de aldı. Yanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Meydan emekçilerindir. Bu vakitten sonra yine sokmayız, yine yürütmeyiz. Kanunsuz emirdir.
O yüzden bu yanlışa itiraz ediyoruz. 1 Mayıs'la ilgili bir hak arama buluşmasına dönüştü Saraçhane'deki buluşma. Miting yasağına rağmen istikamet Taksim dediler ama Özel'in başını çektiği CHP'li grup çabuk pes etti. Açıklamalar bitti, kalabalık Taksim'e yürümeden meydandan ayrıldı. Oysa CHP il örgütleri ve sendikalara Taksim'de buluşmak üzere davet yapılmıştı. Taksim'e özgürlük talebinin arkasındayız. Bütün örgütümüz olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkasındayız. Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan kalabalık CHP'den aldığı destekle provokasyona girişti. Zaman zaman polise saldıranlar bile oldu. Buluşma alanına gelen Özel ve İmamoğlu basın açıklaması yaptı önce. Yanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanıyor iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da olması dikkat çekti. Muhtemelen bunun da sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Bugün Taksim'e varmak isteyenler anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Özel Taksim'e yürümekte o kadar kararlıydı ki polisi bile peşin peşin uyardı. Çatışma olsun istemeyiz. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kanunsuz emirleri verenleri bir kez daha bu kararlarını gözden geçirmeye, suç işlememeye, suç işlettirmemeye davet ediyoruz. CHP'nin Saraçhane'de başlayan Taksim çıkışı yine aynı adreste son buldu. Özel ve İmamoğlu Saraçhane'den polisin kapadığı Bozdoğan kemerine doğru yürüyecekti. Ancak ikili davet ettikleri sendikaları da yarı yolda bırakarak Taksim'e yürümekten vazgeçerek alandan ayrıldı. CHP'li Başkan Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'nde seçimden önce hiçbir işçinin ekmeğiyle oynanmayacağı sözünü vermişti. Ne var ki o söz ortada kaldı. CHP'li belediye 71 personelini işten attı. Söz namustur! Göreve geldiğinizde mevcut belediye işçilerinin durumu ne olacak? İşten çıkarmalar gelir mi? Tabii çok kritik bir soru. İşten çıkarmalar siyaseten gelmez. Seçimden önce sorulmuştu bu soru Sinem Dedetaş'a. Hiç düşünmeden cevap vermişti. Özetle göreve gelirsek işçi kıyımı yapmayacağız demişti ama öyle olmadı. Üsküdar Belediyesi'nde çalışıyordum. İşten çıkardılar. Bir sebep göstermediler. Hiçbir şey söylemediler. Sadece yukarıdan gelen bir emir dediler. Beni işten çıkarttılar. Kimi park ve bahçelerde çalışıyordu, kimi ise sosyal destekte. İşsiz kaldıklarını cep telefonlarına gelen arama ve SMS'lerle öğrendiler. İşçi bayramı, işçi bayramında biz işsiz kaldık. Çoluğum çocuğum rezil oldu yani. Sosyal destekte çalışıyordum. Sonra sokaklara verildim. Gece yarısı aradılar. Sabah müdürler çağırdı. Hiçbir şey olmadan benim işime son verildiğini söylediler. Ben bir anda şoka uğradım. Kartımızı sabah basıyorduk, akşam çıkışta geri basıyorduk çıkışta da. Bir sebep göstermediler. İşten çıkarılan 71 kişiyle birlikte aileleri de perişan. Kiram da var, 13 bin lira kiram var. Şimdi nasıl olacak ben de bilmiyorum. Seçimden önce işten çıkarılmayacak demişti. Ama çıkarıldık. Belediye personelinin cuma günü işini pes ettiğini duydular bir telefonla bana. Biz herhangi bir partiye de hizmet etmiyoruz. Yani biz halka hizmet ediyoruz. Hepsinin tek bir isteği var. O da işlerine geri dönebilmek. İşimizi istiyoruz geri efendim yani. Açıkçası işimizi istiyoruz yani. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. İşçi bayramında işsiz kaldık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Binlerce öğretmen adayı nefesini tuttu. Yeni atamaların yapılacağı tarihi bekliyor değerli izleyenler. Peki atamada takvim belli mi? Sayı ne olacak? Hangi branşta kaç öğretmen atanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen soruların cevabını ATV Haber'e verdi. Çalışmalarımızı tamamladık. En kısa zamanda takvimi açıklayacağız. Öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin en çok atama yapılacak kritik branşı ATV Haber'e açıkladı. Puanları yeterli olan arkadaşlarımızın yeni KPSS'ye başvurmalarına gerek kalmayacak. 2023 puanlarıyla atamalarını yapmış olacağız. En çok ihtiyaç duyduğumuz alan özel eğitim öğretmenlerimiz. O alanda oransal olarak
çok fazla ihtiyacımız var. Kamuoyunun görüşlerinin alındığı Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle müfredat sadeleşecek. Peki yeni müfredatla birlikte ders sayısı ve süresi de değişecek mi? Eğitim süresi mesela 5 gün şu an. Bunlarla bir değişiklik yapılır mı? Hayır, onlarla ilgili değil. Tamamen derslerimizin daha verimli, tanımlanan süre içerisinde sunulabilecek hale getirmek açısından derslerin içerikleriyle ilgili seyretme. Dolayısıyla haftalık ders saatlerinde veya yıllık çalışma saatlerinde bir azalma veyahut da bu anlamda öğretmenlerimizin norm fazlası olması durumunda bir değişiklik söz konusu olmayacak. Yeni müfredatla tatil sürelerinin kısalacağı iddialarına da nokta koydu Bakan Tekin. Tatil ya da işte ara tatillerle ilgili bütün bunlar üretiliyor bir yerden. Bizim öyle bir çalışmamız şu anda yok tatil sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili. Çocuklarımız endişe etmesinler. Ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan Eda Nur'un acı kaybı. Küçükçekmece'de belediyenin açtığı su dolu çukura düşüp hayatını kaybetmişti 5 yaşındaki o güzeller güzeli kız çocuğu. Son yolculuğuna uğurlandı ancak gözü yaşlı ailesi evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu söyleyerek isyan ediyor. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorlar. Benim kızım ufacıcıktı, daha küçücüktü. Ben kızımı kucağıma alamadım. Yaşlı gözleriyle 5 yaşındaki biricik kızının cenazesinde haykırdı. Sorumluların bulunmasını istedi. Ben adalet istiyorum. Kim oraya sebepliyse cezasını çekmek istesek çeksin. Küçükçekmece'de piknik yaptığı sırada belediyenin açtığı su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti küçük Eda Nur. Orası piknik alanı. Herkes gelebilir, gidebilir. Hiçbir örnek yokmuş. Hiçbir örnek yok. Facia yaşandığında anne Nurcan Gezer kimliği olmadığı için Edirne'de geri gönderme merkezinde, babası ise cezaevindeydi. Gerekeni yapsın işte, hükümetimiz yapsın. Ben bir şey demiyorum yani. Hükümet adalet neyse onu versin. Ben bir şey demiyorum. Ailenin tek isteği anne Nurcan Gezer'in bir an önce kimliğine kavuşması ve tabii ki bu elim kazada yaşanan sorumluların cezalandırılması. Yetkililerden sadece istediğim şey bir kimlik acele çıkmasını istiyorum yani. Çocuğu aramaya bir tane mi iki tane güvenlik varmış. Güvenliğe gidip demişler ki 5 yaşında çocuk yok, kız çocuğu. Güvenlik de pliskede biniyor, dimdire kuyunun yanına geliyor. Çocuğunuz böyle kafasını uzatıyor, çocuğunuz burada içinde diyor. İşte o andan sonra da talihsiz çocuk su dolu çukurun içinde boğuldu. Derin olduğunu biliyorsun da niye örnek almıyorsun? Niye örnek almıyorsunuz, derin olduğunu biliyorsunuz da yani niye bir şeyler yapmıyorsunuz? İhmal var yani. Azıcık böyle önceden çevirmiş olmuş olaydılar. Yani bu yavrunun canına olmazdı yani, girmezlerdi. Benim olmaz da başka birinin de olabilirdi. Benim yüreğime ateş düşürdü. Allah onların yüreğine de ateş düşürdü. Dün ekranlara getirdiğimiz 175 milyon liralık büyü vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaların hedefindeki Serkan Önder meğer büyücülüğü annesinden ilham alarak başlamış. Falcı Esma olarak tanınan anne oğlunun yönlendirmesi sonrası mağdurdan okuyup üfleme bahanesiyle 200 bin euro almış. Ayrıntılarına bakalım. Çok büyük fuskalar yapılıyor ve sana söyleyeyim Manisa, kaynanan aynı şekilde. Gündemi sarsan 5 milyon euroluk vurgunda sahtekarın annesi de nam salmış bir büyücü çıktı. Birazdan anka kuşu, ben abdest aldıktan sonra anka kuşu gelecek ve beni alacak, yukarıya çıkacağım. Münih'te yaşayan iş kadını Nurcan Hanım'ı kandıran Serkan Önder, talihsiz kadını annem seni okuyup üflesin diye memleketi Ordu'ya, ilham kaynağı annesi Falcı Esma Önder'e yönlendirdi. Falcı diye tanıtılan anne Esma Önder'in mağdurdan 200 bin euro aldığı ortaya çıktı. Nurcan abla, benim abdest alacağım o mağara gibi yer orası. Aldatıldığına inandırılan ve ölüm büyüsü yalanına kanan kadın, o ev büyülü dedikleri Antalya'daki evini de 400 bin euroya satıp tüm parayı Serkan Önder'e teslim etti. Ben bu suyun içine gireceğim abla, suda şey yapacağım, duş alacağım. Suyun içinde özel
şeyler var, pırlantaları göreceksin abla. Aslen Ordulu olan ve Alman eşinden ayrıldıktan sonra Ordulu Süreyya Önder'le evlenen Serkan Önder hakkında tutuklama kararı bulunuyor. Şimdi kocan olduğu için benim hemen acil bir şeyler yapmam gerektiğini, bunları sana ayrıntıları gireceğim. Serkan Önder, büyü ve rüya tabiri gibi konulara falcı annesi Esma Önder'den etkilenerek başladı. Burada niyetler tutuluyor. Niyetler tutulduktan sonra da niyetin gerçekleştirileceği şeyler oluyor. Gurbetçi iş kadınını verdiği ilaçlı su sayesinde kendinde değilken verdiği bilgilerle kandırdı. Toplam vurgun 6 yılda 5 milyon euro, yani yaklaşık 175 milyon liraya ulaştı. Şurada bak, görürsün. Bir kayada kuş görüntüsü var bak. Şöyle bakıyorsun, kuş yukarıda gibi. Nihal Baharcan'dan kardeşler 5,5 ay önce dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Nihal Can'dan birkaç gün önce sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. Ama cezaevinden çıktığı andan itibaren sosyal hayatın içinde görüntülenince tepkilerinde hedefe oldu. Özellikle mağdurlar oldukça tepkili bu duruma. Yani mağdur olarak ben ilk defa duydum birisi çok zayıfladığı için tahliye olduğunu. Aslında rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilen ilk isim değildi Nihal Can'dan. Ama çıkar çıkmaz doktora gitmek yerine sosyal hayata dahil olunca tepkilerinde hedefi oldu. Direkt tahliye oldu. Evine kadar kendisi gidebildi ve kuaföre gitme gereksinimini duydu. Fakat hastaneye gitme gereksinimini duymadı. İnsanların emeğiyle kazandığı parayı birlikte çatır çatır ezerken iyiydi ama şu anda... Bir baktık dışarıya çıkmış ve bilmiyorum, kötü hissettiriyor insanı. Nihal Bahar Can'dan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5,5 ay önce tutuklanmıştı. Nihal Can'dan 37 kiloya düşünce tedavisine cezaevinde devam edilemeyeceği gerekçesiyle tahliye edildi. Önce kuaföre gitti, sonra keyifle gezerken görüntülendi. İçeride cezaevinde işte kanser hastası olan insanlar var. Ciddi hastalık yaşayan insanlar var. Onlara haksızlık olmuyor mu? Sonuçta birlikte harcadıkları para benim emeğimle kazandığım para ve mağdur edilmiş durumdayım. Bu sağlık problemi nedeniyle tahliye edilirse bir ambulans vasıtasıyla evine gönderilmesi gerekirdi veyahut da cezaevinden direkt bir hastaneye gönderilebilirdi. Bahar Nihal Can'dan kardeşler kendilerini suçsuzum diyerek savunsa da aslında mağdurlar o şekilde demiyor. Bahar Can'dan ve Nihal Can'dan'ı kaç kere gördünüz o masalarda? Yaklaşık olarak 4-5 kere gördüm. Peki ne yapıyorlardı orada? Yani siz daha yakın tanık olmuşsunuz. Para istediğini duydum. Yani yakın ilişkiler kurduğunu gördüm. Örgütün içindeler, bütün toplantılara katılmışlar. Bu konuda şahitler de var. Bu nedenden dolayı tutuklanmıştır zaten. Nihal Can'dan kardeşler onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırmakla suçlanıyor. Tahliye edilmesi vicdanları yaralamıştır. Bu nedenden dolayı savcılığa itiraz dilekçemizi sunduk. Bu itiraz haklı bulunursa Nihal Can'dan'a yeniden cezaevi yolu görünecek. Kimisi evini sattı, araç almaya çalıştı. İnsanların canı yandı, benim de canım yandı. Yani ben tamamen adaletin yerine gelmesini istiyorum. Zeliha Güneş henüz 24 yaşındaydı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi genç kız tam bir bisiklet tutkunuydu. Bisiklet turuna hazırlanıyordu. Antrenman yaptığı sırada kamyon çarpan Güneş maalesef hayatını kaybetti. Bisiklet turuna hazırlanıyordu. Antrenman yaptığı sırada kamyon çarptı. Genç kız feci şekilde can verdi. Haklarınızı helal eder misiniz? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Zeliha Güneş tam bir bisiklet tutkunuydu. 24 yaşındaki Güneş 5 Mayıs'taki 11. geleneksel Yeşilay bisiklet turuna hazırlanıyordu. Antrenman için gece saatlerinde bisiklet kullandığı sırada arkasından gelen kamyon çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Allahu Ekber. Güneş'in hayatını kaybettiği kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatının baharında can veren Zeliha ise Eskişehir'de toprağa verildi. Mersin'den bir kaza anıyla devam edelim. Aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu. Kontrolden çıkan araç kaldırımda duran yayalara çarpıp takla attı. Ters dönen araç alev aldı ve o anlarda kamera kayıttaydı. Thank you.
Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda duran iki yayaya çarptı. Ters dönen araç alev aldı, içindekiler kendilerini dışarı zor attı. Kaza Mersin Toroslar'da meydana geldi. Aşırı hızla ilerleyen otomobil kırmızı ışıkta durmadı, diğer araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırıma çıktı. O anda kaldırımda duran iki kişi vardı. Çarpmanın şiddetiyle biri hemen oraya düştü, diğeri metrelerce öteye savruldu. Ağacı deviren otomobil ise takla attı. Ters dönen otomobil alev aldı. Önce içinden bir kişi çıktı, sonra arkada oturan kişi de kapıyı açıp dışarı çıktı. O anda alev büyüyordu. Araçta sıkışan bir kişi daha vardı. Onu da çevredekiler kurtardı. Araçtaki yangın tüple söndürüldü. Otomobilin çarptığı 32 yaşındaki Sultan Sedef hayatını kaybetti. Diğer yaralılarsa hastaneye kaldırıldı. Sırada dünyadan önemli gelişmelerin yer aldığı haber turumuz var. Elinde kılıçla bir eve daldı, önüne çıkana saldırdı. 14 yaşında bir genç hayatını kaybetti. 4 kişi korku dolu anları yaralı atlattı. 36 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. İngiliz polisi terör şüphesi olmadığını açıkladı. Ukrayna Rusya'yı drone saldırısıyla hedef aldı. Vurulan petrol rafinerisinde yangın çıktı. İki patlamanın yaşandığı bölgede şans eseri yaralanan olmadı. Amerikalıların hortum felaketi sürüyor. Kansas'ta 22 ev yerle bir oldu. 13 ev tanınmaz hale geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bölgede ciddi elektrik kesintisi yaşandı. Gürcistan'da yabancı etkinin şeffaflığı yasası tepki çekmeyi sürdürüyor. Protestocuların Rus yasası dediği tasarı parlamento önünü yangın yerine çevirdi. Polisle karşı karşıya gelen eylemcilerden 63'ü gözaltına alındı. Çin'de geceyi aydınlatan facia otoyolun çökmesiyle başladı. Şiddetli yağışın tetiklediği kabus 18 aracı etkiledi. Çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti. 30 kişinin yaşam mücadelesi sürüyor. Türkiye yağışlı ve serin havanın etkisinde. Ancak Bangladeşliler kavurucu sıcakla mücadele ediyor. Ülkede bir haftada 10 kişi hayatını kaybetti. Eğitime ara verildi. Kolombiya ordunun kaybettiği milyonlarca mermi, el bombası ve füzenin şaşkınlığını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro gerekçe olarak yolsuzluğu işaret etti. Dünyanın kalanı envanterden eksilen bunca silahın nasıl fark edilmediğini anlama gayretinde. Antalya'da 3 çocuk annesi bir kadın 17 Nisan günü esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. İşin enteresan yanı sadece 2 gün sonra komşusu Fethullah Kaya da sırra kadem bastı. Aileleri Müge Anlı'nın programındaydı. Ortaya çıkan ayrıntılar şoke etti. Annesinin kaybının 5. günü, bizim babamızın kaybının 3. günü. Ve ben sormadıkça bana annesinin kaybolduğunu söylemiyor. 2 gün arayla sırra kadem bastılar. Senin baban onun annesini ya öldürüyor ya bir yere bırakıyor ya bıraktığı yere gitmek için kaçıyor. Geride cevapsız sorular bıraktılar. Fethullah Kaya'ya da buradan sesleneyim. Bu konuyla ilgili kasten öldürme suçlamasıyla şu an aranıyorsunuz. Müge Anlı bir kez daha Antalya'da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan iki komşunun izini sürdü. 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Nurhan Şahin'i aramaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan kaybolduğunu biliyoruz. Nurhan Şahin'den 2 gün sonra ortadan kaybolan Gökmen Kaya'dan da haber yok. Aslında kimlikteki adı Fethullah Kaya. Bakın Gökmen Kaya'nın da ben kaybını son derece şüpheli buluyorum artık. Arabası varken, motosikleti varken bu adam tarlaya diye gidiyor. Alkol alıyor,
fazla da alıyor. Gidecek biriyle buluşacak. Ve o saatten sonra o adam yok. Da yok ortada. Motosikleti de yok. İddiaya göre kayıp kadın o gün hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. Ancak olayın ardında başka detay vardı. O gün hastaneye bırakan da bir başka kişi. Onu da bulduk, konuştuk. Dursun Ali Çelik. Dursun Ali Çelik onu. Alanya'ya götüreceğim diyor. Sonra gidiyorlar, bir yerde oturuyorlar. Güzel. Siz oradan çıktınız, nereye gittiniz? Otelde. Otel. Sana yazıklar olsun be. O gün otelden beraber mi çıktınız? Beraber çıktık, hastanenin oraya bıraktım. Sonra gün içinde yine iki kere arıyor Dursun Ali Çelik annenizi, neredesin diye. Bir taraftan Gökmen Kaya arıyor, neredesin, ben seni alayım. Yani bir garip, garip şeyler değil mi bunlar? Bence bildiklerinizi anlatın. Şüpheler ve tanık ifadeleriyle Nuran Şahin'in cinayete kurban gittiği ihtimali ağırlık kazandı. O gün Durmuş Ali Bey bırakıyor onu, tamam. Sonra Zeynep'e gidiyor. Sonra Gökmen'in geldiğini söylüyor Zeynep Hanım. Gökmen aracıyla geldi. 6:30'da çıktı. Hadi 8 oldu. Gökmen'i de saat 10'da köyde görüyoruz. Aradaki 2 saatte Gökmen'le Nuran ne yaptılar? Aslında biz onu merak ediyoruz şu anda. Devam edelim. Tüm yurda etkisi altına alan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Konya, Elazığ ve Karaman'da kuvvetli yağış sele neden oldu. Şanlıurfa'da ise havada yağış olmamasına rağmen gelen sel kısa süreli paniğe yol açtı. Caddeler, sokaklar göle döndü. Hem yayalar hem de araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konya, Elazığ ve Karaman'da aşırı yağış, su baskınları ve sele neden oldu. Yollar adeta göle döndü, araçlar yolda kaldı. Çekicilerin yetişemediği noktalardaysa sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Tarım arazilerini de sel vurdu. Elazığ'da bir traktörün selin ortasında kaldığı görüntüler kameraya böyle yansıdı. Şanlıurfa Suruç'ta ise havada yağış olmamasına rağmen sel paniği yaşandı. Yukarı köylerden yağan etkili yağmurun etkisiyle köyümüze ulaşmış olan büyük bir sel var. Pınarbaşı mezrasına bir anda gelen sel köprü girişini tıkadı. İş makinesinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi. Yağış yurt genelindeki etkisini bugün de sürdürecek. Kimi aromalı olduğu için tercih ediyor, kimi de sigarayı bıraktım bahanesiyle sarılıyor elektronik sigaraya. Sağlığa olumsuz etkileri uzun süre önce kanıtlanmış olmasına rağmen son yıllarda bu zararlı alışkanlığı edinenler oldukça fazla. Şimdi bir araştırma daha yapıldı elektronik sigaralarla ilgili. İçeriğinde kurşun ve uranyum maddesi tespit edildi. Ameliyatlı olduğum halde halen de kullanmaya devam ediyorum. Zararını biliyorum ama yine de kullanıyorum. Nefret ediyorum. Kimi nefret ediyor, kimi ne olursa olsun içmeye devam ediyor. Satışı yasak ama her yerde kolayca bulmak mümkün. Elektronik sigaranın öldürücü zararlarının arasına kurşun ve uranyum da eklendi. Elmalı, armutlu, kavunlu, karpuzlu, limonlu, naneli, kivili, vişneli. Yani adeta elektronik sigaralar manav tezgahlarına dönmüş durumda. Ama çok ciddi bir uyarı var. Bunu içenlerde özellikle kurşun ve uranyum oranı son derece tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Demir gibiyim. Herkes bıraksın, kimse içmesin. Maalesef ki sigara kadar zararlı. Normal meyveymiş gibisiniz, öyle tadı dilde kalıyor. Ama zehir bu. Yapacak bir şey yok. Nikotini var, çözücü maddeler var, aroma ve tat verici maddeler var. Çocukların bağımlı olma süreçlerini çok kolaylaştırıyor. Araştırma Amerika'da yapıldı. Düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında uranyum bulundu. Bu durum şeker aromalı elektronik sigara kullananlarda, mentol veya nane aromalı kullananlara göre daha yüksek. Yani canım istedi. Gençler arasında çok yaygın mı?
Bence yaygın. Liseye giden kardeşlerim var, onlardan biliyorum. Sigarayı bıraktım ama bir süre elektronik sigaraya bağımlı hale geldi. Dışarı çıkmam gerekmiyor, yatağımda bile içebiliyorum. Kalp krizine neden olduğu, ciddi bir çarpıntıya neden olduğunu da göstermişlerdir. Elektronik sigaraların içinden çıkan uranyum, kanser, böbrek yetmezliği, solunum yolu hastalıkları ve bağırsak sorunlarına yol açıyor. Gizli tehlikenin adı geçmeyen öksürük ve hiç de hafife alınacak gibi değil bu durum. Çünkü uzmanlar geçmeyen uzun süren öksürüğün kalp yetmezliği belirtisi olabileceğini söylüyor. İki hafta, üç hafta geçmeyen bir öksürüğünüz oldu. Neyden şüphelenirsiniz? Koronadan, domuz gribinden. Yani alerjik olabilir, havalardan olabilir. Kalp gelir mi aklınıza? Gelmez. Kalp gelmez. Geçmeyen öksürük deyince akla ilk olarak her zaman virüs, enfeksiyonlar ya da alerji geliyor. Ama aslında haftalarca geçmeyen öksürüğün sebebi kalp hastalığı da olabilir. Öksürük görebildiğimiz bunlar özellikle bazı kapak hastalıklarında ve kalp yetmezliğinin son döneminde. Kalp yetmezliğinde vücudun hayati organlara kalp tarafından kanı pompalayamaması söz konusu ve buna bağlı olarak da ödem dediğimiz senaryolar oluşuyor ve bu ödemin akciğerde olması öksürüğe neden olabiliyor. Hiç ummadık yerde çünkü ummadık hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Genellikle kalp yetmezliği hastalarında öksürük öncesinde nefes darlıkları, işte merdiven çıkarken veya yol yokuş çıkarken daralma, sıkışma dediğimiz bulgular olur. Önemsemek lazım o zaman. Sağlığı ciddiye almak lazım. Ertelememek lazım. Öksürük bile nelere kadir. Öksürük çok hayatı tehdit edecek bir semptom bulgu olmadığı için ve genelde de üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olduğu için bizler ya da hastalar bunu ilk etapta önemsememiş olabiliyoruz. Yani o haftalarca geçmeyen öksürüğü kendi kendine geçer diye geçiştirip beklemek pek de doğru bir davranış değil. Mutlaka bir uzmana kendimizi göstermemiz gerekiyor. Göğüs hastalıklarında kulak burun boğazda uzun süre nedeni bulunamayan ve sürekli sebat eden 4-6 haftadan uzun süren öksürüklerde, dirençli öksürüklerde mutlaka kardiyolojik değerlendirmeyi öneriyoruz. Bir dikkat etmek lazım. Sağlık kurumuna acilen başvurmak lazım yani. Sağlığımıza gerektiğinden daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Mekanlar sıra dışı uygulamalarında gerçekten sınır tanımıyor artık. İşler iyice çığırından çıktı desek yeridir. Fahiş fiyat ve servis ücreti kurnazlığının yanı sıra şimdi buna bir de kredi kartı fırsatçılığı eklendi. Nakit değil, kartla ödeme yapıldığında bakın fiyat farkı nasıl değişiyor. Yemek yediniz, kredi kartıyla ödemede farklı bir rakam geldi, nakitte farklı bir rakam geldi. Kabul eder misiniz? Öyle bir şey olamaz ki. Yani kredi kartı farklı, nakit farklı olmaz. Çok gereksiz, saçma bir şey olmuş yani. Sosyal medyada paylaşılan işte bu fiş çok konuşuldu. Tepkinin nedeni ise nakit ödemede ayrı, kredi kartıyla ödemede müşteriden farklı fiyat istenmesi. Doğru bulmuyorum. Çünkü zaten banka nobeleri alıyorlar. Fahiş yemek fiyatları ve hesaba eklenen %10'luk servis ücreti dışında bugünün tartışma konusu hesaba yansıtılan %8'lik fark. Restorana geldiniz, yemek yediniz. Hesabı istediğinizde size iki farklı hesap getiriliyor. Kredi kartıyla hesabı öderseniz farklı bir rakam, nakit öderseniz de farklı bir rakam müşteriye sunuluyor. Sıkıntı, büyük sıkıntı. Yine vatandaşın cebine yansıyacak. Restoranda kesilen bu fişte nakit ödemede müşteriye 2270 liralık hesap geldi. Ama sıra kredi kartıyla ödemeye geldiğinde hesaba 181 lira daha ilave rakam eklendi. Kartla ödemede %8'lik ilave ücret hesaba yansıtıldı. Esnafsınız, nasıl buluyorsunuz kredi kartına artı %8'lik bu ilave ücreti? Bence uygun değil. Zaten şu anda alışverişlerin %80'ine yakını kredi kartıyla oluyor. Marketlerde de yapıyorlar artık. Sadece yemeklerde değil. Yani mesela bakkala gidiyorsun, kartla diyor ödeme yaparsan diyor 3 lira 4 lira diyor komisyon istiyoruz diyor. Neredeyse bütün alışverişleri kredi kartıyla yapar olduk. Öyle ki 10 liralık suyu da kredi kartıyla alıyoruz. 100 liralık alışverişte de yine kredi kartı kullanıyoruz. İşte esnafın da bu noktada bankaların kestiği yüksek komisyonla ilgili talepleri var. Bankalardan kesinti olduğu için hem bizden hem de iş yerinden yüklü miktarda kesinti oluyor ve o para döne döne yok oluyor. Uzmanlara göre kredi kartı ödemelerinde müşteriden alınan ilave ek ücret yasal değil. Tüketici denetim istiyor. Esnafa gelince onlar da bankaların aldığı yüksek komisyondan müzdarip yetkililerden yardım bekliyor. Saçma, bence değişmesi lazım. Yetkililerin bir el atması lazım.
Vereyim mi? İstanbul'da özellikle de eski binalarda oturanlar beklenen deprem nedeniyle hayli tedirgin ve karot örneğiyle risk raporu alabilmek için adeta sıraya giriyorlar. Peki binaya risksiz raporu verilmesi o binanın gerçekten sağlam olduğu anlamına geliyor mu? Bakın uzman isimler bu konuda ne söylüyor? Eskiden bir bina alırken deniz manzaralı mı, duvarları şöyle mi, mermerleri böyle mi diye bakıyorduk. Şimdilerde ise aranan yegane özellik sağlamlık. Özellikle İstanbul'da beklenen büyük depreme karşı binasının sağlamlığından endişe eden pek çok kişi test merkezlerine başvuruyor ve binasından karot aldırıp sağlamlığını test ettirmek, hatta tescil ettirmek istiyor. Peki bu testler sonucunda binaya risksiz raporu verilmesi binanın aynı zamanda depreme karşı sağlam olup olmadığı anlamına geliyor mu, gelmiyor mu? Risksiz denilen bina yıkılmaz diye bir şey yok. Risksiz diye kabul ettiğiniz bir binada atladığınız yerler olabilir. Mesela orası faya çok yakın olabilir. Fayın geçtiği yerler olabilir. Tek faktör faya yakınlık da değil. İstediğiniz kadar sağlam yapın. Devrilme riski de var binalarda. Devrilerek yıkılıyor binalar, parçalanmıyor ama ara bölmelerdeki duvarlar parçalanıyor. Bunlar da insanlar öldürebiliyor. İşin uzmanlarına göre bir binanın sağlam olduğunu 3 şey garanti ediyor. Birincisi zemin, ikincisi zemine göre doğru projelendirme yapılması ve üçüncüsü yapı malzemelerinin, yani demir, beton gibi malzemelerin doğru seçilmesi. 6-7 kata bir bodrum kat, 12 kata ikinci bodrum, daha fazlaysa üçüncü bodrum yapılmalı. Sadece radya temel yaptım bu zemine, taşıma gücü okeydir demek yeterli olmuyor. Bodrum yapamıyorsanız en azından kazıklar çakılıp, kazıkların üzerine bir kat bodrum, radya temel yapılıp da binalar yapılabilir. Yani binanın sağlam olup olmadığına bu şartları değerlendiren bir uzman karar verebilir. Ne kadar da vatandaş tepelik yerden alacağım, kayalık yerden alacağım dese de bilemez. Mühendis olan insanlardan destek alıp hareket etseler daha iyi olur. İTÜ de yapıyor, başka üniversitelerimiz de yapıyor. Bize dilekçeyle müracaat ediliyor. Piyasada tecrübeli mühendislerimiz de var. Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş tren istasyonunda görev yapan makinist Semih Mumcu, karlı bir günde tren istasyonunda yatan aç bir sokak köpeğine yemek verdi. Ve o günden sonra aralarında herkesi duygulandıran bir bağ oluştu. Köpek ne zaman acıksa istasyona geliyor ve heyecanla o trenin gelmesini bekliyor. Uzaktan treni görünce koşmaya başladı. Makinist elinde yemekle dışarı çıkınca sevincini işte böyle gösterdi. Yürekleri ısıtan görüntüler Ankara garında kayda geçti. Makinist Semih Mumcu garda gördüğü sokak köpeğine yemek vermeye başlayınca aralarında sıkı bir dostluk oluştu. İşte o günden sonra köpek ne o makinisti ne de treni unuttu. Acıktığında makinistin yolunu gözlemeye başladı. Köpeğin kendisini beklediğini bilen makinist de her gara geldiğinde ona yemek verdi. İşte o buluşma anlarından biri kameralara böyle yansıdı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp makinistimiz Semih Mumcu ile patili dostumuzun güzel bağı hepimizin içini yumuşattı ifadelerini kullandı. İstanbul Esenler'de esnafın baktığı sokak kedisi yoldan geçenlerin kabusu oldu. Köpeklere ve diğer kedilere geçit vermeyen kediye mahalleli Yedi Bela Hüsnü adını verdi. İşte o agresif kedinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri. Terör estiriyor. Yedi Bela Hüsnü isimli kedi kimseye geçit vermiyor. Müşterilerimiz buraya köpekleriyle, kedileriyle geliyor. Köpeklere saldırıyor, kedilere saldırıyor. İzleyenleri güldüren ancak kediye maruz kalanların tedirgin olduğu bu görüntülerin adresi İstanbul Esenler. Esnafın beslediği ve hareketlerinden dolayı Yedi Bela Hüsnü ismini verdikleri kedi sokağa sahiplendi. Ne başka bir kedinin ne de köpeğin caddeden geçmesine izin vermiyor.
Hatta zaman zaman insanlara bile deyim yerinde bela oluyor. İsmini yedi bela yusunu koyduk. Gelen geçenleri tedirgin ediyor. Bir haftadır burada mama veriyoruz, su veriyoruz. Ondan sonra bir hırçınlığını gördük. Gelen köpeklere, kedilere buraya yaklaştırmıyor. Yoldan geçenlerse çareyi ya koşmakta ya da yolunu değiştirmekte buluyor. Gelen geçen vatandaşlara saldırıyor. Vatandaşlar tedirgin oluyor. Esnafın güvenlik kamerası kayıtlarından derlediği 7 Bela Hüsnü'nün bu halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kahvaltı haberlerinde lezzet yolculuğumuz sürüyor değerli izleyenler. Bugün Eminönü'ne gideceğiz. Doyulmaz lezzetiyle balık ekmeğin izini süreceğiz. Eminönü deyince aklınıza ilk ne geliyor? Ekmek arası balık. Tarihi dokusu, eşsiz manzarası, kalabalığı şöyle dursun. Eminönü denilince herkesin aklına balık ekmek geliyor. Eminönü deyince aklınıza ne geliyor? Yani burası geliyor, ne gelecek de balık geliyor. Her hafta buradayız yani, balık yiyoruz. Mis gibi aslında yani, insanın işleri açılıyor. İstanbul'un vazgeçilmez lezzetlerinden birinin yanına doğru gideceğiz. Şimdi Eminönü Meydanı'nda bulunan tarihi Eminönü balıkçılarına bakalım. O balıkların incelikleri neler? İnsanları buraya davet eden kokunun sebebi ne? Gelin birlikte öğrenelim. Balığın tadı çok farklı. Mesela diğer yerden farkımız ise lezzet farkı. Norveç usulü bir uskumru olduğu için boğazdan tutulan bir balık değil. Balık ekmek yemek bizim için bir alışkanlık. Biz Karadenizliyiz. Onun için yani severek yiyoruz. Lezzetli. Lezzetli. Bir de manzarası karşısında hem yemek yiyorsun, hem çabuk servis ediliyor. Seyrediyorsunuz manzarayı. Balık ekmeğin sizi kokusu mu çağırdı yoksa bir alışkanlık mı? Ya balık ben çok seviyorum. Hani o yüzden buraya gelmişken yiyelim dedik. İşte o balıklar burada yani ızgarada pişiriliyor. Pişirildikten hemen sonra da ekmek arası yapılıyor. Tabii olmazsa olmazı yeşillikler eklendikten sonra da servise sunuluyor. Burası tarihiyle yaklaşık babadan oğula geçmiş tarihiyle yani boğaz manzarasıyla güzel bir yer, keyifli bir yer. Gelenler memnun kalıyor. Nasıl, lezzetli mi? Çok lezzetli gerçekten. Sürekli geliyor musunuz buraya? İlk defa geldim ama artık her zaman geleceğim. Çok güzel, hoşumuza gidiyor. Her sene geldiğimde Gaziantep'ten geliyorum. İlla burada bir balık ekmek yiyoruz. Kokusu hem lezzeti çok güzel oluyor. Coğrafi yapısı sebebiyle Van hem kışı hem baharı aynı anda yaşıyor. Yüksek noktalardaki karla mücadele Mayıs ayına girmemize rağmen devam ediyor. Aşağıda kalan kısımlardaysa çiçekler açtı. Ortaya öyle görüntüler çıktı ki hayranlık duymamak mümkün değil değerli izleyenler. İşte kahvaltı haberlerine o görüntülerle veda ediyoruz bugün. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde ATV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Birazdan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da yine ATV ekranlarında. Hoşça kalın.